Mikrobiyoloji uzmanı arkadaşım Erdem Karakoç'la birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine sizden gelen sorulardan seçtiğimiz bir konu var. Serafan bant. Serafan bant testi de isteniyor. Bu serafan bant testi özellikle nasıl yapılır merak ediyorsunuz. Nasıl yapılır? Bir de bu testte neye bakılıyor? Yani gaytadaki parazit de bunun farkı ne? Bunu hemen öğrenelim. Şimdi gaytada genelde dışkıda baktığımız parazitler genelde amip dediğimiz, halkın amip diye bildiği entomoebalar, işte giardiyalar, onlara bakıyoruz. Ama selofan bant dediğimiz yöntem Enterobius vermiculosa ya da halkın bildiği anlamda kıl kurdu dediğimiz parazit için yapılan bir yöntem. Çünkü bu kıl kurdu paraziti genelde dışkıda çıkmıyor. O yüzden buna özel bir yöntem uyguluyoruz. Siz bunu soruyorsunuz. Nasıl yapılıyor mesela? Onu nasıl yapıyoruz? Selofan şimdi kıl kurdu dediğimiz parazit genelde işte o genital bölgeye yerleştiği için en son yumurtaları, o bölgede aşırı kaşıntı ve hassasiyet bulgusu yapıyor, kızarıklık bulgusu yapıyor. Zaten genelde olgular o şekilde geliyor. İşte çok anal bölgede, genital bölgede çok kaşıntı olduğunu söylüyorlar. Biz de bunun üzerine selofan bant yöntemini istiyoruz. Selofan bant yöntemi nedir? Bildiğiniz bant ve bu mikroskopta incelediğimiz lam, cam parçalarını biz vatandaşa veriyoruz. Bant o şeffaf bant. Şeffaf bant, bildiğiniz şeffaf bant. Para bantı yani. Şeffaf bantı genelde yumurtlama gece olduğu için sabah ilk kalktığında o bölgeye yapıştırıp sonra yapıştırdıktan sonra o lamın üzerine, camın üzerine yapıştırıp bize getirmelerini istiyoruz. Biz de mikroskopta o yapıştırılan bantı inceliyoruz. Eğer yumurtalarını bu incelemede görürsek kıl kurdu teşhisini koyup ona göre tedavisini istiyoruz. Yani bunu genelde 3 gün 3 gün aralıklı tekrarlamasını istiyoruz. 3 gün üst üste. Aynen. Yani kesinlikle. Bu testte kıl kurduna bakılıyor sadece. Kesinlikle evet, sadece kıl kurdu. Gaytada parazitte diğer parazitte. Hayır, o ayrı bir şey. Ha. Bu gaytada çıkmadığı için genelde bu yöntemle yani tespit ediyoruz. Teşekkürler Erdem Hocam. Rica ediyorum. Böyle kısa kısa arada yaparız. Tabii ki yani tedavisinde de genelde 2 hafta arayla işte bu paraziter antiemetik ilaçlar dediğimiz albendazol, mebendazol gibi ilaçlar veriliyor. Bu şekilde tedavisi de yapılmış oluyor. Evet, çok teşekkürler. Rica ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.